Burada uzay boşluğunda olduğumu varsayalım. İçinde olduğum koordinat sistemi yani kendi referans sistemim, bunu daha önce görmüştük. Ona da S referans sistemi diyelim. Uzay-zamandaki herhangi bir noktada olduğumuzu düşünürsek, x ve ct koordinatları verebiliriz. Burada da yanımda bir arkadaşımın geçtiğini varsayalım. Kendisini önceki videolarda pek çok kez görmüştük. Bana doğru b olarak gösterilen baal hızla hareket ediyor. V değeri burada. Onun referans sistemine de S üssü referans sistemi diyelim. Uzay zamanda gerçekleşen her şeyi koordinatlarla belirtebiliriz. Buraya x üssü ve ct üssü diyelim. İsterseniz T üssü olarak da yazabilirsiniz ancak benzer birimler olsun diye böyle yazdım. Önceden de CT olarak yazmıştık. Burada da üçüncü bir kişinin olduğunu varsayalım. İşler bu noktada biraz ilginçleşmeye başlayacak. Üçüncü kişinin benim referans sistemime göre u ile gösterilen bir hızda hareket ettiğini varsayalım. Yani u değeri x'in zaman içerisinde geçirdiği değişime eşit olmalı. Tüm bu bilgi elimizde olduğuna göre x'teki ve zamandaki değişimi biliyorsak v değerini zaten biliyoruz. E süsü referans sisteminde hızın ne olacağını bulabilecek miyiz bir bakalım. Yani mor arkadaşımızın referans sisteminde hız neye eşit olur? Bunu bulmaya çalışacağız mor renkle çizeyim. x üssü değerindeki değişim bölü t üssü değerindeki değişimin sonucunu bulmamız gerekiyor. Bunu bulabilirsek s üssü referans sistemindeki hızı bulabiliriz. Şimdi Lorentz dönüşümleri konusuna geri dönelim. İlk olarak x üssü değerindeki değişimin ne olacağına bakacağız. x üssü değerindeki değişim şuna eşit olacaktır. Lorentz faktörü çarpı parantez içindeki beyazla yazalım. X değerindeki değişim eksi beta çarpı ct değerindeki değişim. Parantezi kapayalım. Daha sonra bunu zamandaki değişime bölmemiz gerekiyor. Zamandaki değişim daha doğrusu t üssü değerindeki değişim. Buraya yazalım. Şimdi Lorentz dönüşümüne bir kez daha bakalım. Bunu alıştığım şekilde yazsam daha iyi olacak. Genelde şöyle yazıyorum. CT üssü değerindeki değişim bu da aslında C çarpı T üssü değerindeki değişimle aynı şey. Bu değer de şuna eşit. Lorentz faktörü çarpı C çarpı T değerindeki değişim eksi beta çarpı X değerindeki değişim. C değişmeyeceğinden bunu CT değerindeki değişim ya da C çarpı T değerindeki değişim olarak da yazabilirdim. Bunu zaten önceden biliyorduk. Sadece t üssü değerindeki değişimi bulmak istiyorsak iki tarafı da c değerine bölebiliriz. O zaman hadi ilk olarak bunu yapalım. Bunların her birini c değerine bölersek sonuç ne olur? Bunu önceki videolarımızdan veya ders kitaplarından hatırlıyor olabilirsiniz. t üssü değerindeki değişim şuna eşit olacaktır. Gama çarpı delta t. Çünkü c çarpı delta t bölü c'den delta t kalır. Eksiği unutmadan yazalım. Beta bölü c. Hatırlarsanız beta v bölü c değerine eşit. Yani beta bölü c de v bölü c kare olur. Bunu eksi v bölü c kare çarpı x değerindeki değişim olarak yazabilirim. Şimdi de t üssü değerindeki değişime bakalım. Önce gamma'yı yazalım. Gamma çarpı benim koordinat sistemimdeki değişimden bahsettiğimiz için t üssü değil t değerindeki değişim eksi v bölü c kare çarpı x değerindeki değişime eşit. Eğer gözünüze karmaşık göründüyse bu formülü daha basit bir hale getirebiliriz. Pay ve paydayı gamma'ya bölebiliriz. Böylece biraz da olsa sadeleştirebiliriz. Şu şekilde yazayım. x üssü değerindeki değişim bölü t üssü değerindeki değişim eşittir. Pay kısmında x değerindeki değişim var. Aslında buraya beta'nın ne olduğunu yazsam iyi olacak. Beta v bölü c değerine eşit. Buradaki c değerini açalım. Aslında ct değerindeki değişim c çarpı t değerindeki değişimle aynı şey. O yüzden burayı c delta t ile çarpıyoruz. v bölü c çarpı c'den sadece v kalır. O şekilde yazsak daha iyi olacak. Bu kısım birbirini götürür. Yani burası aslında x değerindeki değişim eksi v çarpı t değerindeki değişim demektir. Daha anlaşılır olması için bu şekilde yazalım eksi v çarpı t değerindeki değişim. Pay kısmı bu şekilde. Paydaya geçelim. t değerindeki değişim eksi v bölü c kare çarpı x değerindeki değişim. Evet sonuca yaklaşıyoruz. Ancak x ve t değerindeki değişime bilmiyoruz. Sadece x değerindeki değişimin t'deki değişime göre ne kadar olduğunu biliyoruz. Bu yüzden pay ve paydayı delta t'ye bölebiliriz pay kısmını 1 bölü delta t ile çarpalım. Paydayı da aynı şekilde. Bu da zaten hem payı hem de paydayı delta t değerine bölmekle aynı şey. Peki bunu neden yaptık? Çünkü bunu yaptığımızda yukarısı delta x bölü delta t olur. Bunun da ne olduğunu biliyoruz. Daha sonra eksi v diye devam ediyoruz. Çünkü delta t bölü delta t 1'e eşit olur. Paydamızı da yazalım. Delta t bölü delta t 1'e eşittir demiştik. 1 eksi v bölü c kare çarpı delta x bölü delta t. İşte sonuna geldik. Bu denklemleri çözebilmek çok havalı değil mi? Üstü koordinat sisteminde hızımızın ne olduğunu bulduk. Yani kendi referans sistemim ve S üssü referans sistemi arasındaki bağıl hıza bakarak bu sonuca ulaştık. Benim referans sistemimdeki hız delta x bölü delta t değerine eşit. Buradaki diğer değerleri de biliyoruz. Delta x, delta t ve v değerlerini biliyoruz. Hatta şu şekilde de yazabiliriz. Delta x bölü delta t'nin u değerine eşit olduğunu söylemiştik. Yani burası da u eksi v bölü 1 eksi u. Delta x bölü delta t zaten u değerine eşit. O yüzden burada sadece u kaldı. Yani burası u çarpı v ya da v çarpı u bölü c kare. Gördüğünüz gibi bu formül oldukça yararlı. Bir sonraki videoda bu öğrendiklerimizi sayılarla uygulamalı olarak göstereceğiz. Eminim daha da eğlenceli olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.